Her şey gün gibi ortada. Bir masa kurmuşlar ama avara kasnak misali, buradan çıkan hiçbir siyaset, hiçbir karar, hiçbir irade mevcut değil. Şimdi sizlere Nasrettin Hoca'nın meşhur bir fıkrasıyla altılı masanın durumunu izah etmek istiyorum. Hoca ihtiyaca binaen komşularından birinden borç almak zorunda kalmış. Ancak daha vadesi gelmeden adam alacağı için hocanın kapısını aşındırmaya başlamış. Yine bir gün adam borcunu istediğinde hoca şu anda yok ama demiş çok yakında ödeyeceğim. Buna rağmen adam bırakmamış hocanın yakasını. Söyle hoca, ne zaman vereceksin? Kimden bulup vereceksin borcunu diye üstelemiş. Hoca, bak komşu, kapının önüne çalı yemiyor. Adam niye diye sormuş. Koyun sürüsü geçerken yünleri çalıya takılacak demiş hoca. Sonra diye merakla sormuş adam. Hoca da bizim hatun bu yünleri toplayacak, yıkayacak, tarayacak, eğirecek. Ben de götürüp pazarda satacağım. Senin paranı da işte o zaman ödeyeceğim demiş. Bu cevap üzerine adam katıla katıla gülmeye başlayınca hoca ve halden bilmez demiş. Gördün, peşin parayı böyle gevrek gevrek gülersin değil mi? Evet, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirleme meselesi de hocanın borcunu ödeme fıkrası gibi ilerliyor. Güya seçim tarihi belli olsa adayları hazır. Ama tarihi zaten belli olan seçimler için ortada aday yok. Kendilerine adayınızı nasıl belirleyeceksiniz diye sorulduğunda Nasrettin Hoca'nın borç ödemesinden daha muğlak cevap veriyorlar. Önce oturma sırasında anlaşabilirsek bir araya geleceğiz diyorlar. Sonra yine başarabilirsek ilkeleri, prensipleri, öncelikleri belirleyeceğiz diyorlar. Ardından uzun bir aday listesi çıkaracak. Her adayın artılarını ve eksilerini tespit edeceğiz diyorlar. Şayet masanın etrafındakilerden biri arıza çıkarmazsa uzun listeyi biraz daha kısaltacağız diyor. Kısa listedeki adayları herkes irtibat halinde olduğu yabancı büyük elçilere sunacak. Onların icazetini ve kararını bekleyeceğiz diyorlar. Tüm bunları atlattıktan sonra adayları tekrar görüşecek, tekrar tartışacak, yeniden masaya yatıracağız diyorlar. Bu süreç içinde şayet seçimi kaçırmaz, sandığa gitmeyi de unutmazsak milletimizin huzuruna bir adayla çıkacağız diyorlar. Velhasıl Nasrettin Hoca'nın ektiği çalılarla borcunu ödeme ihtimali altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme ihtimalinden daha fazladır. Aylarca masada kimin nerede oturacağının kavgasını vermiş bir curcuna ittifakından başka ne beklenebilir ki? Henüz kendi temel meselelerini çözmeyi beceremeyenlerin milletimizin sıkıntılarına derman olması mümkün mü? Her hafta bir skandalla, bir kumpasla, bir siyasi ayak oyunuyla gündeme gelenlerin bırakın seçimi, daha önce ifade ettiğim gibi 2023'ü görmeleri dahi muhaldir. Değerli arkadaşlar, altılı masa tarafı adaylarını açıklamama stratejilerinden birinin de yıpranmak korkusu olduğunu söylüyor. Neymiş? Şayet adaylarını bugünden ilan ederlerse bir sene içinde o isim yıpranabilirmiş. Bu nasıl aday ki ismi gündeme gelir gelmez hemen yıpranıyor? Bu nasıl aday ki millet tanıdıkça sevme, teveccüh etme yerine ondan soğuyor, sırt çeviriyor? Bu nasıl aday ki zaman geçtikçe güneşi görünce eriyen buz misali itibar ve zemin kaybediyor? Bu nasıl aday ki siyaset sahnesinde kaldıkça boyası dökülüyor, makyajı akıyor, gerçek yüzü ortaya çıkıyor? Bunun adı strateji değil, siyasi hokkabazlıktır, milleti kandırma gayretidir. Anlaşılan o ki
Bunlar defolu ürün satan gözü açık tüccar misali, el çabukluğu ve katakulli ile adaylarını sandıktan çıkarabilme peşindeler. Şark kurnazlığı hesaplarıyla sadece kendi seçmenlerini değil, milletimizin tamamının basiret ve ferasetini hafife alıyorlar. Milletimiz bu abrakadabra siyasetinin defterini düreli çok oldu. Sandıkta seçmeni aldatmaya çalışanlar aslında kendi çapsızlıklarını, kendi kifayetsizliklerini ortaya döktüklerinin farkında değiller. Biz ise milletimize olan saygımız gereği yaptığımız çağrılarla Bay Kemal başta olmak üzere CHP'yi ve altılı masayı bu cendereden, bu utanç girdabından kurtarmaya çalışıyoruz. Bu arada Kılıçdaroğlu'na tekrar söylüyorum. Ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Bunu söylediğimden bu yana ortadan kayboldu. Her gün bir kurumun kapısına dayanıyor. Her gün bir yerlere ya bana katılın ya önümden çekilin diyerek kürsü yumruklayan, her gün bir başka yalan ve iftira üzerinden hesaplaşacağız diye höykiren, velhasıl daha düne kadar yere göğe sığmayan bu zatın sesi birden kısılıverdi. Gerçi yine kürsüye çıkıp bir şeyler söylüyor ama üzerinde, yüzünde, sesinde belirgin bir yılgınlığın, çekingenliğin, korkaklığın izini görmemek mümkün değil. Anlaşılan o ki, birileri kendisine biz kararımızı verene kadar sen otur oturduğun yerde dediler. Sabırlı ol. Halbuki bu zat genel başkanlığının 12. ve ömrünün 73. yılında nihayet kendini göstereceği, isim yapacağı, nam salacağı bir fırsatı yakaladığına inanıyordu. Bürokrasideyken batırdığı kurumların, siyasette girdiği her seçimde yenildiği partisinin, bir türlü gün yüzü görmeyen bahtının son deminde şöyle efsane bir çıkış yapmaya hazırlanıyordu. Kadim kültürümüzün ölümsüz eseri. Bilirsiniz, Dede Korkut'un Boğaç Han hikayesini. Eski Türklerde çocuklar ancak bir kahramanlık gösterdikten sonra isim alabilirlermiş. Boğaç Han da meydana salınan bir boğayı alnına vurduğu yumrukla yere serdikten sonra isim alma hakkını kazanmış. Bu zat da yaşı biraz geçmiş de olsa işte böyle bir hevesle Cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşuyor.